Cumhuriyet ve demokrasi birlikte öyle güzeller ki. Kurtuluş Savaşı'nın başında bu mücadele başarıya ulaşırsa hükümet şekli ne olacak diye sorulduğunda Atatürk net bir cevap verir. Hükümet şekli zamanı geldiğinde cumhuriyet olacaktır. 1920'lerden bugüne aynı rotada ilerleyebiliyorsak eğer, bunu elimizdeki pusulaya borçluyuz. Hep doğru yönü gösteren o pusulanın üzerinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin kaderini millet belirler yazıyor. O pusulanın adı cumhuriyettir. Cumhuriyet, milli iradeye dayalı devlet düzenidir. Cumhuriyet, eşit yurttaşların onurlu birliğidir. Ve demokrasi, cumhuriyetle en uyumlu yaşam biçimidir. Bugün bize düşen görev, cumhuriyet ve demokrasinin temel değerlerini hayatımızın her alanında hakim kılmaktır. Bunun için Yunus Emre'ye kulak vermek yeter. Sen sana ne sanırsan, başkasına da onu san. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi.